Mesela kim tanıyor bakalım Türkiye'nin en şanslı insanı. Kimin yaşamını yaşamak isterdin? Yaşamını yaşamak istemezdim ama şans olarak tabii sayabiliriz. Yani dünyadaki en çok insan öldürmüş makine onu öldüremedi. Bunu Yaşı kullanamayız ya. hayvan herif. <laughs> 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 Hocam seçimler geride kaldı ama ihale kime kaldı onu bilmiyoruz. Abi ihalenin kime yani ihale böyle joker gibi bir sürü insana kalabiliyor. Herhangi bu süreç içerisinde motor yakan, bu konuda en az alakası olan çocuğa Ama ihalenin kime kalmadığını biliyoruz. Çok enteresan bir süreç yaşandı. Hakikaten bu ileride ne bileyim sosyologlar falan filan. İhale abi çok enteresan bir şey var Türkiye'de. Arabayı kullanırsan mesela cezayı bagajdaki ceset falan ediyor yani. Sen kesinlikle <laughs> şu şekilde ödemiyorsun. Sen hariç herkes ödüyor. Dolayısıyla ihale tabii ki sizlere kaldı gençler. Çünkü sizler. Değiştiremedik. Değiştiremedik. Evet değiştiremediniz ve şımarıksınız ve bilgisayarınız başında sürekli eleştiriyorsunuz. Çünkü normalde demokrasiler bildiğiniz gibi eleştirmem üzerine kurulmuştur. Hocam Türkiye'nin bir muhalefet sorunu olabilir mi? Abi Türkiye'nin birçok sorunu var. Ya bu tip sorunlarda problem e, biz hep alt output'a bakıyoruz. Çıkış muhalefet. Muhalefet sorun diye bir sorun olmaz abi. Bunlar politikadaki sonuçlar bir şeylerin yansımasıdır. Ben bu seçimden önce hiç söylemedim. Çünkü gene ihale bana kalmasın evet. diye. Ama eğer sen bir paten varsa, 20 yıldır devam eden bir paten varsa, mesela Fenerbahçe'de de bu böyledir ya. O zaman başka bir problem vardı. Santrfor olmaması değildir orada problem. Başka bir ya sen 20 tane yıldız getiriyorsan. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de genel anlamda 2-3 tane problem var. Birincisi itiraz edememe Hı. şey var. Ataerkil bir toplum, patriarkal bir toplum. İkincisi nesiller arası bir problem var. Bu bir boomer problemidir. İnanılmaz çünkü mesela şimdi Twitter'daki argümanlara bak. Diyelim ki Arsene istifa etsin etmesin gibi bir tartışma döndüğünde. Yukarıya doğru çıktıkça abi ne istifa edecek? Genel başkan? yani argümanların mantıksızlığı yukarıya doğru yükseldi. Bunun tam tersi olmasını beklersin. Dolayısıyla sınıfsal bir şey var. Özellikle gençleri yakalayamam. Mesela ben bu süreç içerisinde ve mesela şunu fark ettim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Twitch diye bir şey var değil mi? Dünyanın en büyük Twitch'çileri Türkiye'de. İşte Purple Bixi'nin bir tane şeyinde 28 bin kişi canlı girmiş. Bu milyonlarca adam demek. Çünkü biz Flu TV'nin top döneminde 8 bin kişi zor topluyorduk canlı yani. 28 bin kişi geliyor ve ben gittim bu yayına da. Dedim. Orada ben başka bir muhabbet dönüyor. Mesela Türkiye'de hiçbir sosyolog oraya gidip bakıyor mu? Ben mesela bunu fark ettim. Şimdi bu İttihat kitabı yazdım. Bir İttihat Terakki Cemiyeti hayranı bir sürü çocuk. Bunlar nereden çıktı falan. Bir indim indim Twitch Twitch. Sonra saatlerce dinledim. Çaktırmadan baktım ne konuşuyorlar falan. Çünkü anlamak istedim. Şey olarak anlamak istedim. Yani bir tarihçi olarak anlamama çok şey yok. Ama bir kendi içinde yaşadığı toplumu anlamaya çalışan bir olarak. Mesela Türkiye'de medyasıyla, siyasetiyle böyle bir problem var abi. Gitmesi gereken yeri bilmiyor. Orada öyle bir tansiyon var. Yani mesela YouTube'da 4-5 senede bir şey oluyor. Değil mi? Televizyondan hiç dili değişmedi. Bırak YouTube bile demode kalmış. Twitch'te başka bir şey konuşuluyor. Ya yani çok komik muhabbetler oluyor. Ne bileyim başka bir yerden. Başka bir nokta ve ben nereden geldiğini biliyorum. Yani Hearts of Iron oynamış bir insan. Hearts of Iron oynamamış. insanın siyasete bakışı da farklı oluyor. Orada başka bir şey. Orada bir güç üzerinden kullanmış. Şimdi bunlara falan hiç bakılmamış. Böyle template, ajans şeyleriyle bir şey gibi her iki tarafta da. Dolayısıyla bence Türkiye'deki bir problem bu nesiller arası. Nesiller arası bir akım olmuyor. 50-60 yaşındaki biri olaya bizim gibi bakmıyor. Ben de 40 yaşındayım ama sana kendimi jenerasyonun içinde de görmüyorum. Biraz daha bir 10 yaş kendimden almak istiyorum yani. Tipe 10 yaş koyup şeyler yani o şeyi görmüyor. Bence öyle bir problem. Üçüncü problem empati problemi abi. Empati yapmıyoruz. Yani karşı taraftaki insanın ne düşündüğünü kesinlikle yani adam seçmene de öyle bakıyor. Bu seçmen benim istediğim noktaya niye gelmiyor diye bakıyor. Bu birey olarak da öyle, parti olarak da öyle, kurum olarak da öyle. ha böyle bir ve kamusal alanın kötü değerlendirilmesi var. Ne demek istiyorum? Bak şimdi mesela çıktım ben Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin etmesi gerekir dediğimdeki argümanların büyük bir çoğunluğu burada tekrarlamayacağım bile çok saçmaydı. Zaten genelde çok irasyonel şeyler söylüyorlardı. Mesela bu adamlar hayatlarını böyle bir de yönetmiyorlar. Yani mesela 12 kere bir şey kaybetmiş bir ya etmiş bir CEO'yu şirketinin başında tutmuyor. Buna bandwagoning denir. Kendi hayatında rasyonel ama kamusal alanda zarar paylaşıldığı için kaprisli bir çocuk gibi. Kendi istediğinde tutturuyor. Belki bizde de böyle diyebilir miyiz? Yani mesela bizde de çünkü zarar paylaşılıyor. Yani şimdi bir kazanan, bir kaybeden varmış gibi konuşuyoruz. Aslında bir kaybeden yok. Ne demek istedin? Ya işte Tabii ki bir da, kaybeden yok da. istifa etmesi gereken kişi bir kişi olarak odaklıyız ya şu an. Diğer istifa ama zihniyet etmesi gerekenler de sanki sözü. orayı kendine bir paravan gibi kuruyor. Doğru ama ötekisi bu istek üzerine belli oldu. Oradaki kurumsal yapı bu istek yani oradan başladı. Çünkü abi başkan seçimi normal seçimler gibi değil. Bir kişi üzerine adayın en önemli olduğu seçim. Çünkü mesela parlamento seçimi değil. Direkt aday üzerinden dönen bir seçimde bile aday ne önemi var diyorsun. O yüzden adaydan çıktı. Oradaki bir zihniyet şeyi var. Sanki o, o kısım çalışıyordu öteki kısım öyle bir şey yok. Dolayısıyla o bütün şeyin içinde genel tutum ben konuşmadaki muhalefetteki isteğin rasyonelitesinden bağımsız. Şeyde şu var. Kendi hayatını öyle yönetmiyorsun abi. Türkiye'deki bütün siyasal tartışmalarda ilkokul 4 çocuğu de yani mantalitesinde bana ne bana ne ben işte işte tutturma. Sen işte ben ya yani ben hep haklıyım ben hep haklıyım. Gerçek hayatta öyle yapsan para kaybedersin. Ama burada yaptığın zaman orası senin bir şov alanında oluyor. Türkiye'de kamu alandaki siyaset tartışmalar insanların ilkokul 4 olgunluğunda yaptığı tartışmalar oluyor. Çünkü zarar 1 milyonda işte 40 bin 20 bin 30 bin neyse kendi nasıl bir grubun içindeysen. Ama gerçek hayatını öyle yönetmiyorsun. Gerçek hayatını öyle etsen başarılı olamazsın. E bakıyorsun hoca da böyle konuşuyor. CEO da böyle konuşuyor. Normal şirketini çok basit bir argüman mesela değil mi? 12 kere kaybetmiş bir şey 13 kere dener misin? Bunu adam hayır diyor. Türkiye ile ilgili siyasetle ilgili her şeyi al. Mars'ta geçiyormuş ya da Yunanistan'da geçiyormuş gibi sor. Tam tersi cevaplar verirler. Burası olunca başka cevap veriyor. Yani bir cumhuriyetçi aday 12 kere seçim kaybetmiş olsa sence 13. kez aday olmalı mı diye sorsan e, muhtemelen... B, B ülkesinde bir aday var. Şu seçimlerde bunu almış. Ya şu, şu 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 C ülkesinde bir şey var. Enflasyonu bu bilmem nesi bu bilmem nesi. Bu, bu adayı mı koyarsın? Yoksa anket de şu anda şu adam. Bir de burada muhteşem bir argümantasyon şeyi var. Bak mesela bütün argümantasyon şeyi var. Tarihçi olarak mesela hep şey diyor ya işte mesela birini çıkarıyorlar Twitch'ten. Hep fikrini değiştirdi diye şey yapıyorlar. E abi herkes tweetine baksın görecek ki siyasette sürekli insanlar fikirlerini değiştirir. Çünkü datasız siyaset yapıyoruz. Bu ne demek abi? Zaten pek bize bir data gelmiyor. Ben parti içinden ne dönüyor ne hesaplar falan. Dolayısıyla yalpalamak çok normal. Fakat şöyle bir şey var. 27'sinde kesin kazanacağız diyen adam. 28'inde kim olsa kazanamayacaktık diyor. Tamam. Peki 5 sene sonra yeni bir adam kesin kazanıyor demeyeceğini noterde sözleşmeyle verir misin? Yani öyle ya 28 hadi 20 yanıldın. Ortalama diyor ki kardeşim kesin kazanıyoruz ya da kazanma şansımız çok yüksek. Şimdi bunu aynı diyen adam 28 diyor ki ya kim olsa kazanamazdı. Şimdi demek ki sen 180 fikir değiştir. Bak burada bir problem yok. Dersin ki yanıldım. Ama Muharrem İnce kesin kazanıyor. soru olunca adamı bir tane tweetle yediler 2018'de. Şimdi abi 2028'de de aynı adamlar gelip kesin kazanıyoruz diye gene olmayacak bir şey. Ya bunun bir şeyi var mı? Ya sen hiç haksız çıkmayacak mısın? Böyle bir argümantasyon yöntemi yok ki abi. Her gün yeni bir argüman. Yani bu bir argüman kariyeridir ya. Hani argüman her gün senin haklı olduğun, çok ses çıkardığın için haklı olduğun bir şeye dönüşemez. Orada öyle bir problem var. Bilimselliğin şartı da yanlışlanabilmek. Yanlışlanamıyorlar. Mı? Evet abi. Yanlışlanabilme lazım. Yanlışlanamıyorlar. Hep bir açıklaması var yani. Hep bir açıklaması var ve inanılmaz derecede bir tersine dönüş yorum var. Mesela yaşlılar gençlerden daha irrasyonel. Bu nasıl mümkün ya? Yani? Vallahi diyorum 20 yaşında çocuk. Ben bununla ilgili bir sosyolog, psikolog bize lütfen yardım edin. Çok enteresan değil mi? Abi, bak şöyle bir şey var. Bence insanlar yaşlandıkça yankı odalarını hapsoluyorlar ve mal mülk sahibi oluyorlar, evli sahibi. Denemekten uzaklaştığı için mi? Yoksa ne bileyim işte bir mal mülk sahibi olup muhafazakarlaştığı için mi çok garip bir şekilde kafaları sertleşiyor. Fleksibiliteleri azalıyor. Normal tecrübeyle sen demişti ya bir kere tecrübe başa bela bir şey olabilir. Burada tecrübenin başa bela olduğunu görüyoruz. İşte iktisatta ona şey diyorlar ya işte sunk cost fallacy. Hı, yani evet. normalde yatırımcı geleceğe yani rasyonel bireyi şöyle tanımlarlar. Geleceğe dönerek o olası potansiyel karlara veya işte risklere göre karar verir. Fakat senin batık bir maliyetin varsa yani siyasete çekelim. Sen hayatın boyunca bir partiye oy vermişsen onun yanlış olduğunu kabul etmek istemezsin ve o yanlışa devam ed edersin. Aslında... çok saçma değil mi? mesela dönek diye bir laf var. Ben de bunu tabii, tabii ki her gün dönen için değil de. Abi bir insan 20 sene 30 sene hiç fikrini değiştirmiyorsa aptaldır oğlum bunu söyleyelim yani. Hani bizim tartışmalarda da şöyle oluyor hocam. Mesela işte tartışıyoruz. Karşı taraf haklı. Diyoruz ki ha hani haklısın. Bak ne oldu? Oğlum zaten tartışmanın amacı bu değil mi hani? Hani fikrimi değiştirmek zaten yani, değil de mi? o bir sofizm işte. Türkiye'nin entelektüel çevresi sofist. Yani bilgiyle güç elde etme, bilgiyle prestij elde etme, bilgiyle hep şu şeyi veriyorum. Avukat gibi mi yaklaşıyorsun bir analize dedektif gibi mi? Yani haklı çıkmak için mi avukat? Yani delil mi topluyorsun? sen. Mesela Türkiye'de çok yerler ben yanıldığımı söyledim. Bilmediğimi değil yanıldığımı ya evet bu böyle değilmiş dediğim şeylerde bazen şöyle şeyler çok alıyorum. Gördün mü bak işte oğlum kendi kendime ele veriyorum bazen. Bak işte bilmem. Abi yani adam bir iç muhasebe yapıyor. Ondan sonra niye kimse iç muhasebe yapmıyor demesin ki? Hocam sizin bilmiyorum lafınız kaç hafta trend topik oldu tabii, ya. Tabii tabii. Bilmediğim için Allah belamı yani versin. Bir kelime bilmiyorum yani tabii bir insan yani. bunu söyleyebilir. Söylemesi de gerekir. Ya o bir de o tabii o bilmekle alakalı başka bir program yaparız. Belki bu bilinebileceklerin sınırlı sayıda olduğunu düşünmek ve katalog bilgi olduğunu çok büyük problem. Yani adam zannediyor ki bilinecek o kadar sınırlı şey var ki yani her şeyi bilen biri olabilir. Her şeyi bilen biri olamaz yani. Kimsenin morali bozmaksa ama. Bizde yanılmak kaybetmek gibi karşılanıyor. Tabii. İşte çünkü bilgiyle güç, bilgiyle konum, sofizm. Divan edebiyatı kadar sanatsa o kadar sanat bu da. O kadar bilim bu da. Yani aslında bir form denemiyorsun. Bir şey tecrübe etmiyorsun. Yeni bir his, yeni bir düşünce yapısı falan denemiyorsun. O yüzden de orijinal görüşler yakın zamanda bir tweet mesela Hikmet Kıvılcım ölmüştür. Şeke Süreyya gibi arkasından gelmemiştir. Onlar o dönem kendi yoldaş ve yazdığına bakma Hikmet Kılıcı'nın ilgili. Abo ben bir insana bu kadar enteresan, bu kadar inovatif küfür edildiğini... Çünkü önemli bir adamın söylediğinin ilginçliği. Adamın söylediği doğru diye demiyorum ama adamın söylediği ilginç, çok kapsamlı bir mesela hiç şey değil, Çünkü orada bir aslında kışa kapmaca var. Hocam bu empatiden bahsettiniz ya şimdi mesela muhalefet bunu iktidarı destekleyenlere yaparken kendi içine de yapmaya başladı. Mesela muhalefetin iktidara söylediği şöyle bir şey vardı ya bunlar makarnacı kömürcü zaten. Bugün de geliyorsun mesela Twitter'da değişim isteyen insanlara da ya siz trollerin ağzıyla konuşuyorsunuz diyor. Ama o da muhalif mesela. Ya aynı sonuçları veriyor. Eğer sen serbest bırakırsa ortalamalar birbirine yakın çıkar. Bu moral üstünlükleri, bu moral üstünlükleri bırakmak lazım. Yani Hocam yüzünüz her şeyi söylüyor. <laughs> Yani toplumun bir tarafı böyle çok akıllı, bir tarafı çok aptal falan olmuyor ya. Öyle olmuyor. Bu yüzde birlik, ikilik bir inovatif, vanguard bir şey olabilir. Ama böyle yani toplumun yüzde kırkı Einstein, öteki yüzde kırkı da şey olmuyor yani böyle ne bileyim. Şöyle deveye binmiyor. Yani öyle olmuyor bir tarafta. Yani bu her zaman söylüyorum. Tekrardan bunu lütfen test edin. Türkiye'de insanlar ideolojilerini bilmezler mesela. Hiç bilmezler. Oradan belli. Yani ileride şey diyor. Şerkes veya suyu arayan adam da var. 100 sene önce adam Kayseri'den subay Kars'a gidecek yürüyerek gidiyor abi. Yürüye yürüye gidiyorlar yani anladın mı? Yani... Ama hızlı gitse suyu kaçırabilir. Arıyor Hayır, ya ki, suyu. Tren yolu yok şey yok öyle bir şey tabii. <laughs> <laughs> suyu kaçırmayayım diye. <laughs> Yani öyle bir ülkeden, öyle bir ülkeden buraya geldiği için bir takım faaller olması lazım. Şu kaygıya gerek var mı? Mesela diyoruz ya işte ya abi kaybetti hala istifa etmiyor. Etmesin başka bir seçenek bulabilir insanlar kendilerine. abi. Yani o istiyor ki ben, ben onu, yine oraya oy vereyim o istifa etsin başkası gelsin. Onu ben, onu ben bilmem. Ben oradaki argüman mantıksız diye çok takıldım. Yani argümanlar çok mantıksız. Beni o bir kişinin istifa etmemesi falan filan beni yani çok şey yani o kısım dar nokta. Orada savunmak için kullanılan argümanlar şunu görüyor Çok basit bir şey mesela anlatırken bile 40 derece su getirilebilmesi benim moralimi bozdu. Ben onu her zaman söyledim. Ben kendi yaptığımda hata bu. O sistem 80'lerde sıkışılmış işte %10 barışa. Daha sonra bu büyük parti sistemiyle sıkıştırmış bir sistem var. E, orada orada bir şey değişmiyorsa ben her zaman söyledim. Ufak partiye ver. Ufak partiler toplam %33 oy alsın. O 22 tane parti alsın. Bak Türkiye'de siyaset değişiyor mu değişmiyor mu? Ha ne güzel ya. Herkese söylüyorum. Şöyle, kim oy verdin diyorum. İşte iki partiden birini söylüyor. Düş partiden birini. E diyorum niye verdin? E kime vereyim? E kime ver, e, belki bir öncekinde onda da ona verdim. Kime, kime verseydim. Öyle öyle 82 anayasasında %92 evet kullan en E ne yapsaydık asker dönmese miydi? Ya bu ne? Ne güzel ya. Ken Evren'e bir 191 oy vermişin. Sorunca bak 40 senedir böyle. Ken Evren geldi. Evet oy verdi. Bilmem ne geldi. Şunu yap. Onu geldi. Aman gitmesin. İşte Süleyman Demirel şey olsun. Bilmem ne şey oldu. İşte koalisyona mı kalalım? O geldi. İşte %10 barajını şu parti geçsin. Öyle öyle öyle. Elinle besledin. Adam da biliyor ki sen oy vereceksin zaten. E niye uğraşsın ki? O zaman CHP'nin başında kızlar yok tabii. Tabii ya önemli değil abi ki sistem tabii. Neydi CHP çünkü muhteşem parti ama 100 yılda 5 tane genel başkan çıkarmış bir parti bak. bir <laughs> 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 bile istikrar. <laughs> Baktığında değil mi? Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, bir Altan Öymen var. Ah, o bir ah, iki ah, sene Kemal 6 tane var. O zaman genel bir alan memnun, veren memnun durumu var yani. A partisi %35, B partisi %25, 3 tane %10'luk partiler tamam zaten. Zaten bunu her yerde, mesela Amerika'daki şey de olur. Amerika'da mesela çok demokratik bir oy sistem var ama iki yedi parti sisteminden dolayı birçok şey gündeme gelemiyor. Çünkü orada sıkışıyor. Hocam, dediniz az önce mesela sosyologlar işte Twitch yayınlarını takip etmiyor yani. yani Ki mesela onu yapan David Graeber hatırlarsanız evet, o Twitter'dan evet, beri toplatıyor. Evet diye evet. çok eleştirildi evet, mesela. Evet. Abi hiç eleştirildi. Peki, e, peki hocam bizim anketlerimiz hani yanıldı. Ne yanıldı ya abi Allah aşkına böyle bir şey yok ya. Anketçinin audisi kim? Sen değilsin ki ya da, da anketçinin muhatabı kim? Siyasi parti. Sen audisisin. Bak arkadaşlar medyada da bu böyledir. Sen bedavaya alıyorsan bir şeyi anket, program. Bu manipülasyona açıktır. Çünkü biri para veriyor bana. En son ben şeydan 49.7 çıkarıyorlar arkadaşlar onu da. Çok belli yani hani ilk turda vermezsen ya bir de abi bunların ortak hafızası yok ki. Şey bu seçim yanıl, bir dahaki seçim yeni bir şey kurur. Bir kural var ya bir platformda o yani o platform ücretsizse ürün sensin tabii tabii o platform ücretsizse ilker çok söylerdi. evet doğru bir de şaytoriye efekt falan da olabilir. sen söylemiştin hani insanlar muhafaza saklıyor ama o benim işim değil ben ona girmek istemiyorum yani insanlar ankete yanlış bir cevap verdi bilmem neyse ben seçim ne olur diye girmek istemiyorum ben çok mantıklı bir argüman yaptım seçimin bir ertesi günü yani ya bu seçime giren insan sorumluluğu alsın ve kaçınca kaybı buna karşı hala böyle sanki çok garip yani mesela vergileri kaldıralım gibi böyle ütopik bir şey söylüyormuşum gibi tepki verilmesi ve ellerine geçirdikleri daha ufak bana bir şey çok söyleme derdi dişini geç gençlere de böyle en kalitesi adominemlerle sen işte bilgisayar başında otursan göbeğini kaşı oho o ne anlatıyorsun. Ama zaten eski muhalefete de baktım mı vardı bu göbeğini kaşıyan adam. Yok Bülent Ecevit'in neden bıyığı var? Avrupa ile tek bıyıklı adam Bülent Ecevit diye. Linç değil ya bu ülkede. Yani pardon da ben bunları unutmam. Ya bu mu yani senin muhalefet şeyin ya? Peki hocam bir şey soracağım. Bu okumuş kesimde entel dantel kesimde aralık verip tahmin edenler vardı mesela. Çok yüksek tahminler. Abi insan birey olarak sürekli profesör olarak konuşmuyor. Bazen söylenen laflara sizin verdiğiniz önemden dolayı biraz da siz sorumlusunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bir fikir soruluyor, bir şey söylüyorsun. Şimdi sen ben çıkıp burada şuna şu dediğim zaman ha bu adam nereden biliyor sorusunu sormazsan ben Fenerbahçe maçıyla ilgili tahmin yaptığımda o Rıdvan Dilmen ya da Erman Yaşar'ın kuvvetinde bir tahmin olmuyor ya bunu da biraz sen tahmin edeceksin. Ha o sıradaki tavır oradaki rahatsız edici şey bununla gelen tavırdı. Anlatabildim mi? Bu kötü bir anti-entelektrizmeye dönüşüyor. Peşli falan filan ama oradaki tavır. Yani bunu söyleyip üstüne de biz bu işi en biliyoruz. Siz kimsiniz? Noktasına geldiğini hissettiği için insan tepki gösterdi. Yoksa insan yanılabilir. Şunu unutmamak lazım. Hiçbir akademisyen pratik eğitim almaz. Dolayısıyla MBA profesörleri iş kurup milyoner olmazlar. Siyaset biliminin hiçbir müfredatında da Türkiye siyasetiyle ile ilgili bir şey yoktur. Yani lokal bir şey yoktur. Fazladan siyaset bilimci yerine bunun için sosyolog ya da antropolog daha uygun bile olabilir. Çünkü Kahramanmaraş'a giderseniz başka bir Türkiye ile karşılaşırsınız. İzmir'e gidersiniz başka bir Türkiye ile karşılaşırsınız. Fazladan bu Sedat Peker'ler bilmem neler falan gösterdi ki Türkiye'de bizim hiç bilmediğimiz ideolojiler üzerinden dönmeyen Alküllah Vertak'e bir sürü çıkış ilişkisi var. E bunları bilmiyoruz. Gizli güç şeylerini bilmiyoruz. Odamızda oturuyoruz. Hadi gene yani Ankara'dan yapalım bir de İstanbul'da oturuyorsun ya da işte Balıkesir'de oturuyorsun. Oradan siyasetle ilgili bir şey söylüyorsun. Şimdi bu teorik kalmaya şeydir. Teorik kalan insanlar meslektaşlarıma da burada şey yapayım. Teorik iş yapıyorsanız çok teorikseniz pratik fazla tahminde bulunmamak lazım. Ben kendim de yaşadım bunu. Ne dedik? Ukrayna Savaşı iki haftada biter dedik. Lan adamlar neredeyse yüz yıl savaşına çevirdi. Niye? <laughs> Rakamlara falan bakıyorsun. Ya Ruslar çok öyle olmuyor işte. Yani sahayı görmeden mesela bir tarihçi sahayı görmeden konuşmaz. O yüzden bu mesela şey teorisyenleri solunda sağında olsa tarihi değerlendirirken belge hiç görmüşse daha kolay yanında. Yani arşive girmeyen tarihçi, kabileyle yaşamayan antropolog, toplumun içinde case study yapmayan sosyolog olmaz. Şimdi sen de burada bir oy tarihçi yapıyorsan bunu böyle çok matematiksel yapamazsın. Biraz halkı şeyi tanıman lazım. E şimdi akademisyen öyle bir şey değil. Yani memur akademisyen. Hayat tecrübesi çok az. Öyle gidip nereden tanıyacaksın? Yani Kırşehir'e biz bıraksan 20 kişi akşama 2 kişi al. 18'imiz kayboluruz. Yani kayboluruz derken vanish from the earth. <laughs> yani öyle bir noktada sen ne bileceksin yani oralarda ne oldu? Bence orada ki, özellikle bazıları da genç. O çok tehlikeli, zehirli bir şey. O tahmin yapma, gündelik ilgi çekme, karşılık kavgası bilmem ne. Bir çok yorucu şey olabilir. Bazıları mesela doktora bile bitirmemiş olabiliyor. O yorgunluğun içinde şey yaşayabilirler. Yani mesela ben şeyden şimdiki meslektaşlarımda görüyorum. Mesela sen gene ucundan yakaladın. Bir anda Twitter'dasın abi her gün. Konuşuyorsun falan. Mesela böyle bir ortam nasıl tez yazılır ki? Bütün çünkü tez böyle çok sıkıcı bir şey ya. Öteki de eğlenceli. Biraz öyle bir riski de var. Yani şu andaki şu anda doktora masa yapan arkadaşlarıma ya da kariyerin başlarında da doktora olan arkadaşlarıma, biraz şey dilerim yani şans dilerim. Benim Twitter yoktu yazdık o kitapları. Şimdi öyle bir meşguliyet ki bir de sonuç alıyorsun Berat. öyle bir teori vardı ya. Kim şimdi o kadar içerle öğrenecek ki? iki dakika çal Instagram'a çak herkes aynı kadar güzel falan diyor. Eskiden öyle mi lan? Bütün şeyi bitireceksin de birinin karşısına geçeceğim <laughs> de iki tane mı? Yani bir şey çabalamak, bir şey de geliştirmeyi biraz engelleyen bir şey sosyal medya. Bana şey diyorlar hocam işte dolar ne olur? Ya diyorum ki bak ben iktisat tarihçisiyim. Ben taleri biliyorum hani. O ne olur? Ya o, onunki belli. Tahşiş. <laughs> Tahşiş evet. <laughs> ya, o sizinki de ona benziyor yani. Tarihçinin aslında veya işte sosyal bilimcilerin böyle realiteyle alakalı yorum yapması da benim dolar tahminim gibi bir şey olur. Abi parametre çok. Bin tane parametre var bilmiyorsun ki. Siz bunu derken bu konuda tam bunun aksine bir grup kitle de çok cüretkar davranabiliyor mesela. Herkes kendi profiline siyaset uzmanı yazabiliyor. Bu siyaset uzmanlığı bu kadar kolay elde edilen bir title mı? Abi şimdi ben Orta çok hiç ama şey yapmak istemiyorum yani. Kalp kırma yani çünkü... Kalp kırma değil abi. Buradan yükselen bir anten elektriğizm var. Orada bir kötü niyet olmadığını ben biliyorum. Tanıdığım da insanlar. Ama işte o imajı veriyorsun bir şekilde. Ya abi Türkiye'de her şey böyle ya. Mesela adam gidiyor bir şey yasaklıyor. En kötü örneğini gösteriyor. Şimdi ben şeyi biliyorum. Bazıları da her iki tarafında alt ettiği dışladığı insanlar içinde. Yani Meral Akşener zamanında da bir başka tayf. Bunların bazıları benim arkadaşım. O zaman onlara neler yaptılar? Neciler, ocular, bucular. Ben biliyorum ki o kısmı doğru değil yani. Bu kadar böyle. Bu bir yanılma. Buradaki en büyük suç kibir olabilir. Kibre düşmeyen akademisyen de işini yapmıyordur abi. Hepimiz düşeriz. Burada bir hata var. Bir metodolojik hata var. Bir ana kapılma var. Herkes eski tweetlerini açsın. Herkes başkasının sınavına giriyor. Bir sürü abuk sabuk şey yazdığını görür. Kamusal insan olduğun zaman da öyle o da bir günde olmuyor. Zamanla gidiyorsun. Orada görüyorsun ki bazı şeylerde artık geri dönüş yok. Ve seni alıyorlar. Senin gibiler PhD tayfa, Boğaziçi şey, sosyoloji bilmem ne şey. Şimdi bu abi zaten memlekette entelektüel problem olabilir ama entelekt, anti entelektüel çok yüksek. Biz sürekli el işçisi övüyoruz yani anladın mı? Abi manifatura yapma bana numara. Yani sürekli manifatura evet. övüyoruz yani sürekli. Yani onun bir böyle önü kapanmış bir çomar dönmesini istemiyorum. O yüzden kötü örnekten, kötü insandan değil, kötü örnekten bir falda de bu kadar da böyle kardeşim. Yani tamam o adam doktor yapıp yanılmışsa doktorasız yanılmış muamelesi yap. Doktorası ne alakası var? Oradaki o üsttenci bakıştan rahatsız olabiliyorlar. Ama bu ülkede dediğim gibi yani zaten 16 yaşlı çocuk da benle o kadar üstten konuşuyor ki. Geliyor evet. yani bu bizim dilimize oturmuş bir metot problemi. Ben ayrıca bir insan doktora yapmasıyla yanılmasının arasındaki bağı çözemedim. Siyaset uzmanı mevzuuna gelince abi sosyal bilimler biraz böyle bir şey Acı, Biz kendimize alan açmazsak siz de bize alan açmıyorsunuz ki lan kitap okumuyorsunuz. Ondan sonra kimse akıl sormuyor. Mecbur ittire ittire. insan kendilerine şey yapacaklar. Yani ne bileyim şu rahatsız etmiyor adamı işte hayat filozofu falan yazıyor. O rahatsız etmiyor. Neden siyaset uzmanı? Çünkü sen kendi de siyaset uzmanı zannediyorsun. Tüm bu yönlendirmeler hepsinde geçtik. Yere oy vermeye karar vermiş insanlara da bu sefer oyun boşa gider deniyor. Halbuki aslında o da bir Abi bu ere kuruşun şey. kurşun atma kurşun bitiyor gibi bir şey. Kardeşim bu benim sorumluluğum değil ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunun sorumluluğu niye ben hiçbir yerde şımaramayacağım mı ya? Yani böyle bir ne güzelmiş ya. Sen altışar 7'şer kere seçil. Hiçbir sonra benim o ya oğlum sen savaş bitti mi ere gidemezsin yani. Generale gidersin değil mi? Bizim ordumuzda erde kalıyorsun. Bir de bak siyaset bir yol verme işidir. Unutmayalım. Sadece Konya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak başladı AKP'nin hikayesi. Ufak zaferler bazen büyük şeylere gider. Ya diyorum ya anlattım. 82'de niye kendime verdim? İşte asker gitsin geri dönsün kışlasın. 82'de e onu yaptın ondan dolayı. Şu stratejik, mı stratejik? Son 25 senedir aynı. 2002'den beri aynı partiler. Abi bu Fenerbahçe taraftarı nerede yani her şeye motoru yakan? Abi o senin problemin değil. Sen generali değilsin onun. Bak onlar hep aralarında anlaşırlar. Anlatabildim mi? Ben meclisin arka duvarında oturuyordum. Çok yani hissediyorsun o an. Hayır bu hep de orada yani orada beraber yemek yiyordur. Bunlar profesyonel siyasetçi. yani siyaseti böyle bir ideolojik bu Amerika'da var ya şey çıktı bu SJV bilmem o niye çıktı biliyor musun? Amerika büyük ekonomik problem girişlikleri falan çekmeye başladı iş. Oraya gitmez. Gitmiyor ya çok işine geliyor herkesin. Bu da öyle bir şey. Kardeşim bu siyaset ideolojiler şey değil. Siyaset rantın dağıtılması ile ilgili bir kavga Türkiye'de. Bu kadar basit. Sanki çok ideolojik olarak farkları var. Allah aşkına aynı Merkez Bankası başkanını getirmeyecekler mi? Ne konuşuyor? Birine sol birine sağ diyorsun. Yani bu mu yani aralarındaki fark? Yıllarca diyorum ya işte ya Kemal bir şey, tipi doğru gün diye IMF'den geldi ama sosyal demokrat dediler. Yani bu anlamaz Türk şeyi bunu. Fenerbahçeliler futboldan anlamaz. Türkler de siyasetten anlamaz. Öyle bir şey değil yani. Sen kardeşim bir çıkış yükseliş ya bak Tayyip Erdoğan ne yaptı? 2010, 2009 mü ne? İşte Has Parti %3.5 almış 2009'da. Aldı içine hemen. Tamam mı? Parti yani, o bir şey aldı orada. Oradan bir sonuç çıktı. beklediğim sonuç çıkmadı ama bir sonuç çıktı. E şimdi sen bir aynı şey yaparak farklı sonuç bekliyorsun. Bu çok sağlıkçı bir şey. Ama hocam siyasetçilik de güzel bir meslek gibi ya. Yok çok güzel bir meslek tabii. Meslek olduğunda da. Tabii tabii. Bunun çetin altına çok güzel siyasetçi. Ya yani mesleği ne bunların? Siyasetçilik mesleği, mesleği olmaz. Bak Amerika'da da öyle. Nancy Pelosi diye biri var. Niye var abi bu? Hiç hatta karşılığı falan yani öyle biri. Demokratlar şeyler sıkıştırdı. Orada Clinton. O zaman bak ben bu mücadele Clinton şeyinde verdim. Kaybedeceği. Çünkü Clinton hayatı boyunca kaybetmişti Clinton. Gene kaybetti. Ya Trump'a karşı bile kaybetti. Bernie Sanders orada da çıkıyordu. Yapmadılar. Çünkü orada Demokrat Parti'nin yani bu delege biz daha önemliyiz diyor ya. Aslında öyle hissetmesi normal de e, oy, oyu da o zaman kendin alacaksın. Yani orada da vardı o Demokrat Parti Donald Trump'a hediye etti. Çünkü Bernie Sanders çıksaydı fazla çıkıyordu. Bernie Sanders'ı istemediler. Gerçi orada delegeler seçmiyor. Biraz daha geniş bir şey seçiyor ama her neyse. Biraz yönlendirmelerle hatta orada skandallar falan olmuştu. Bakarlar şimdi tam detaylarını hatırlamıyor. Hillary Clinton seçildi. Zaten kadın bir oy düşürme. Mesela Obama ile ilk başladığı noktada da iyi bir noktada. Da, gittikçe böyle hep böyle aşağı doğru düşüyor. Trump'a da kaybetti işte. Dolayısıyla siyasetin o işte çeşmenin başını tutanlar açısından en Hocam, Amerika'ya geldik. Yine bu murlar karşımıza çıkıyor ya. İnanılmaz bir şey. Ya Amerika'yla Türkiye'de var lan bu niye böyle? Mesela Avrupa'da yok bu umur. Avrupa'da genç. Bizim kalkınma modelimiz olduğu için. Olabilir. <laughs> bir bağ var mı? Biri bunu yazsın. Ben şimdi çok konuştum. Kafamı bu kadar çalıştıramayacağım. Ayaküstü bir şey uyduramayacağım. Bir şeyler bulun bunu. Hakikaten bak bu, orada. Yani mesela İskandinav ülkelerini düşünüyorsunuz işte Norveç, Yeni Finlandiya, Zelanda, çok Fransa. Gencecik. Gencecik. Tığ gibi çocuklar. Tığ gibi <laughs> çocuklar. Bu ama işte bu şeyin acaba işte orada belki o servet kaptırma mı şeyim ama hakikaten bu çok garip bir şey. Bak yukarı çıktığın zaman adam mesela ben çok saygı duyduğum birkaç entelektüel 60-60 yaşlarında çok iyi bir aday. Bundan iyi aday olamaz. Kesin kazan. Öyle şeyler Söylüyorlardı ki, ben de inandım dedim bu adamlar normalde <laughs> akıllı isim vermeyeceğim ama bakıyorum böyle. Bak yani. Hay bir de Ekim'den önce kimse böyle bir şey söylemiyordu. Onu çok net biliyorum. Ben şimdi tarihçi olduğum için hep çıpa atıyorum zamanda. Ya ben az çok 2021'de insanların kime nasıl baktığıyla ilgili bir kafamda bir şey var. Unutmuyorum ben. Kinci olacaksın tarihçi olunca. Arkadaşlar Ağustos ayında kimsenin öyle bir fikri yoktu. Bu arada benim bir arkadaşım 2,5-3 sene önce gitmişti o zaman şey. Bu Cumhurbaşkanı seçim için kendisine bir şey önermişlerdi. Reklam şeyinde yer alır mısın diye. Ben biliyordum aday olacağını. Ama inanmıyordum. Ne zaman dediniz bu? Flu TV zamanlarıydı o kadar eski. Flu TV zamanı. Yani evet. O zaman öyle bir kampanya var diye. Ben ama yani ihtiyaten falan diyordum. O an geliyordu bana. <laughs> Bak orada şey var. Umudu satın alıyor abi. Bak hep aynı bir proses. Şimdi zaten o çıktı ortaya tamamen KK'da olacak. Ya pesimist şekilde umutsuz olacaksın ya da bir hikaye yaratacaksın. Hep beraber bir hikaye yaratıldı. Umut safhası. Kaybedince de şimdi duygu semirisi ve dünyayı yakarım safhası. Yani aslında insanların hayatlarında kendi hayatlarında bir şey olmadığı için cemaatsel olarak o dramayı yaşayacak ya. Yaşamı yaşayacak ya. Kızıcık şerbetini yaşayacak ya. Onu seçimde yaşıyor. Yani o aday olunca ben zaten karalar bağladım dedim. Bu iş zor. O bizim çok beni depresif ediyor. Bunlar depres, Bunlar 3 ay 4 ay eğlendi. Şimdi sıra bizde. Şimdi biz eğlendi ya. Anlatabildim mi? Biraz aslında milletteki ise o depresif o için eğlendi. Şimdi hayal kırıklığında da en yüksek onlar yaşayacak gibi bir noktaya geldi. Hep aynı abi şey işte o kadar ünlü bir kesin yapıyor falan. Abi bir WhatsApp şeyle mi sen adamdan komple vazgeçtin yani? O bir şey ya duygusal iniş çıkış tam bir Türk filmi gibi işte. Ağlıyorsun, ağlıyorsun bir anda gülüyorsun. Hocam demin siyasetçilerin mesleğiyle ilgili bir şey söylemiştiniz de mesela teknokrasi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Mesela Aa, bunlar... De de bazı ya, işte Milli Eğitim Bakanı şey olsun. Bilmem kim. Hani bu çok siyasetin doğasına aykırı. Siyasetin doğası milletin rızasını mobilize etmek ve bunu kullanmaktır. Bir şeyin başında teknokrat zaten var bebişim. Bakan teknokrat olmazsa müsteşarı oluyor, olmazsa bilmem nesi oluyor. Önemli olan o işin başındaki adam siyasi olarak bir yere yön vereceği zaman tamam mı? Bunu toplumdaki imajı, toplumla toplumun çıkarı, toplumda kendisine çıkanlar da bir dengeleme yapar. Sen başına teknokratları korurum diye böyle garip garip 16 yaşlık çocuk argümanlarıyla gelirsen orada şu bu siyasetin doğasına aykırı. Böyle olsa zaten bu sistem her yerde çalışır. Niye çalışmıyor? Çünkü ekonomi, devlet tek bir şey değil. Mesela diyorlar ekonomi şu politikalarla gelişir, bir yapar. Abi büyüyen ekonomilerde halk fakirleşebilir. Anlatabildim mi? Şu anda oluyor mesela. Türkiye büyümüyor mu? Niye? Dağıtımda problem olduğu için istediyoruz. Zaten orta üzerinde büyük bir tansiyon var. Abi çok matematiksel düşünüyorsun. Bu ÖSS, ÖSS mahvetti insanları ya. Abi hangisi için çalışacak o teknokrat? Problem o. Zaten ekonomi bilmem ne o kadar yani o kadar net sonuçlar veremiyor ama kimin iyiliği için çalışacak? Kimin doğrusunu uygulayacak? Siyaset onun mücadelesi. Yani iş adamının mı, proletaryanın mı, Orta sınıfın mı? işte şu etnik grubun mu? Kimin? 71'de şey işte Nihat Erim hükümetleri öyleydi. Arkasında destek yok. Bir daha bir ne destek? Bak böyle bir şey işte bu vatan çıkarı, devlet şeysi bunlar objektif kavramlar değil. Ne bizim mesela Türkiye'nin şeyi ne? Hani şey var ya Türkiye'de işte modern eğitim, çağdaş eğitim ne o? Ne mesela çağdaş eğitim abi? Ya, Uganda'da çağdaşın ya şu an. Yani, yani hem o açıdan <laughs> hem de şey var ya ne vereceğiz mesela? Biz daha serbest bir ülke mi yetiştireceğiz mesela? Bunu her toplum şey de isteyemeyebilir. Yoksa daha güvenlikli mi? Çünkü bunlar birbirle mutual exclusive ya serbest bir şey geliştirdiğinde ne bileyim daha az güvenlikte oluyor. Belki daha muhafaza yaptı. Daha... Yani o teknokrat ne yapacak? Siyaset o hedefleri vermektir. Hedefi Teknokrat'tan bekleyemezsin. E, hedefi de siyasetçi verdikten sonra teknokratinki şey gibi oluyor. Uygulama konu. Bebişim keyboard, keyboard. Teknokrat keyboard. Sen de onu yazan şeylersin. Sen bu parmakları da, parmaklara pil takamazsın. Keyboard'a takarsın da. Ne anoloji be. Of. Ağlattın of. mı? Of. Hiç kimse anlamadı. <laughs> olsun? Hocam 2028 seçimleri yaklaşıyor teknik olarak. <laughs> Var mı hocam bir adaylık fikriniz falan? Yok. İşte. Aslında benim bir e, SG4 2020 kampanyam vardı <laughs> ama gerekli değil. Abi bu çok garip bir şey. Mesela internette yazıyorlar ya. Işte, siyasete göz mü kırpıyor. Yani bunu, mesela evil intention olan olarak söylüyor. Bak bu çok kötü bir şey. Gençlerin ne kadar umutsuz olduğunu ve insanların da aslında orta yaşlıysa bunu söyleyen ne kadar vizyonsuz olduğunu gösteriyor. Yani bir insanın iskeletor planı siyasa girmek olabilir mi ya. <laughs> bu mu lan? Abi bir de ben hakikaten yani hayatımın her şeyle gösteriyorum. Abi çok güzel istediğim zaman oyunumu oynuyorum, istediğim zaman dersin veriyorum, gençlerleyim. Hayatımın para sıkıntım olmadığından nasıl da olmaz. Hocam Türk siyasetinde bunu her yere yapabilirsiniz. Yapamazsın oğlum, yapamazsın. Her dakika biri var. Her hafta cumaya gideceksin. Her perşembe bilmem ne toplantısına katılacaksın. Her salı. Ben Fenerbahçe maçına gidemiyorum. 15 günde bu maç var. kombin almıyorum o yüzden. Yapamam yani. Ben ne zaman kalkacağım belli, yatacağım belli. Hayatı yaşıyorum ya. Ama hocam şimdi siz ihale kalmasınız diye yani uğraşıyorsunuz ama yaşıtlarınız ihale kovalıyor. Yani suçu kendinizde aramayı düşündünüz mü hiç? Yani nasıl? İhale kovmak açısından mı? Yani siz ihale kalmasın istiyorsunuz. insanlar ihale kovalıyor. Abi bu şöyle ilgili. Bununla ilgili başka bir şey söyleyeyim mi? Hiç bunlarla şey değil. Abi hatta istediğimiz şey para. Bak çok garip bir şey modern insan. Bak para. Fakat paranın nasıl çalıştığını kimse bilmiyor. Mesela para ile ilgili en basit mekanizmayı bilmiyor. Bu manyakça bir şey değil mi? Yani mesela para nasıl yaratılır desen. Anlatabildim. Merkez Bankası ne iş yapar desen. Neden Merkez Bankası'nın bilmem ne hedefi şudur desen hiçbir bir şey bilmiyor. Ya da CDS nedir desen bilmiyor ama parayı o yönetiyor. Çok garip bir şey bak ileride tarihçiler bunu yazacak. En taptığı şeyi bilmiyor yani ne bileyim Abi. g patı bilmeyen zampara gibi gene garip bir analojiyle bir geldim? <gülüyor> <gülüyor> yani uzmanlık alanını bilmen lazım. Bilmiyor. Çok garip bir şey. Dolayısıyla mesela o şeyde de o böyle şeyle verildi. Bu benim dalga geçerek söyledim. Bu winner mantalitesi. Hani böyle Breaking Bad'de var da bir tane adam geldi arabasını patlatıyorlar böyle havalı bir. Bu Amerika'yla falan filan verildi. Bu televizyonla gelmiş bir şey. Bence demokrasi falan en büyük sıkıntısı bu ya da halk hareketinin en büyük sıkıntısı bu. Bu televizyonla ve psikologlarla falan reklamla meklamla beyinlere öyle bir hakim oldular ki adam gereksiz savaşı bile çok rahat Amerika gibi demokrasiye çıkarabiliyor. Demokrasi savaş çıkarmak zordu çünkü millet savaşacak para harcayacak harcamaz. Ama bak hot turu but turu olmayan silahlarla herifler 10 sene savaştı ya. Zeitgeist the movie'ye bağladık hocam. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Merkez Bankası savaşlar. Yani... Onu mu takip ediyorum lan acaba? <laughs> <şapan mı? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bizde de bu izli bizim şey ama hakikaten öyle. Bak en basit şeyi bilmiyor. Anlatabildim mi? O şey şeyde de öyle. Kovaladığı şey yani ihale kovalar, şey kovalar. İnsanları bunlar mutlu etmez abi. Mutlu olmak için biraz da böyle şanslı olmak lazım yani. yani bir kere bir apta olursan çok iyi. Onu her zaman e söyledik. Işte. Şanslı olman gerekmiyor abi. Hedeflerini o, o, şey yapacaksın yani. Hatta mutlu olmak çok kolay açıdan. Ama yani şanslı olduğu için de mutlu olan insanlar var. Mesela yani. mesela kim tanısa bakalım Türkiye'nin en şanslı insanı. Kimin yaşamını yaşamak isterdin? En iyi hayatı kim yaşadı yani? Türkiye'de en iyi hayatı kim yaşadı? Yani çok klişe olacak ama çok şanslı geliyor. Yani her şeyi yaşayabildi. Bunu da kullanamayız. Allah belasını versin. Aa, hocam çok çok Abi yani. Aile profesyonel bir ilişkimiz yok <laughs> buraya da kayıtlara girsin. <laughs> ba yoldan geçip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocayı takip ediyor bölümlere ben de gireyim diye. <laughs> tamam Allah belanı versin. Sen düşün sen mi i̇şte, canım? Hocam Ahmet Necde Sezer olabilir. Niye? Beş senede bir gidiyorlar. Bir el sıkışıyorlar. Bir saat kahve içiyorlar. Adam hep aynı konuşmaları yapıyor. Ama Ahmet Necde sen kim zannediyorsun acaba ya? Cumhurbaşkanımız işte eski cumhurbaşkanı. Ona beş senede bir kim gidiyor? Hocam işte adaylık muhalefet adayları gidiyor. Bir çay kahve içiyor. Adam hep aynı. Evinde yaşıyor. Ben önce... Bu mu şansın Sen diye, ne? Ne? güzel Ne? <gülüyor> <gülüyor> işte ama güzel işte Vizyona şimdi. bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yıkıl ya. Adaya sıfırlatıyor falan böyle evde. Bak bu niye iki tane pizza gömdü gelmeden buraya <laughs> tamam mı? Beyin IQ 73'e ündü. Şimdi siyasetten konuşuyoruz ya. Cumhurbaşkanlığı seçim ya herif 10 santim bile uzaklaşmadı <laughs> konuda. Farkında kapat. Tam odaklanmış. Tamam. Hocam şanslı şöyle Tarkan olabilir. Tarkan Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne yani ben oralara gittim hocam. Oralardan öyle şey çıkmıyor. Öyle <laughs> <laughs> Müzik cemiyetlerindeki kısırlardan falan ne ara yükseldi oradaki? <laughs> Hocam sizce? Bence Fedon abi. Türkiye'de en güzel hayatı Fedon yaşadı. Ünlü, hiçbir skandalı patlamaz. Bodrum'da en güzel yerde hep o. Şarkı söyler, tabağını kırar, kral gibi yaşar. İlk denize girer, hiç ben onunla ilgili negatif bir şey duymadım. Türk bayrağı gibi adam ama adı Fedon. Yani hiçbir yerden bir şey, hakikaten gerçekten inanılmaz saygı duyuyorum. En güzel yaşama yaşadı abi. Peki cilt kanserine bundan haberi var <laughs> Bir önceki kuşakta da Necip Fazıl güzel bir yaşam yaşamış. Necip Fazıl deyince aklıma geldi. Öztürk Serengil de olabilir. Necip Fazıl deyince nasıl <laughs> <aşırı>? Öztürk Serengil <laughs> geldi abi. Oğlum az önce Ahmet Necdet Sezer'e gidiyordunuz. Binali Yıldırım'a gidiyordunuz. <laughs> Necip Fazıl'dan ona nasıl gittiniz? Hocam Necip Fazıl niye iyi? Abi çünkü gençliğinde çok hareketli. Bütün şeylere açık bir yaşam. Ondan sonra ne bileyim hak yolu bulunca da gayet saygı da gördü. Bence güzel bir yaşam yani. Her yaşamı yaşadı. Ben güzel yaşam tanım böyle. <laughs> ya, Onun da antisi yok. Var. Karısı. Karısı antisi. <laughs> Abi hiçbir şey yayınlayamıyoruz. Biz de çok <laughs> eğlendik ama. Hocam ben bunu böyle telefon gibi vereyim. <laughs>